koronavirüs ve buna bağlı olarak olan korona hastalığı bütün sistemleri etkilediği gibi gerçekten bizim üreme sistemimizi de etkilemekte. Özellikle yapılan çalışmalarda bunlar özellikle gösterilmiş. Covid hastalığından vefat eden hastalarda yapılan otopsilerde, testislerde de harabiyetler gözlenmiş. Sonuçta koronavirüs bütün salgı sistemlerini etkilediğinden dolayı testislerde de bu etkinin görülmesi kaçınılmaz. Zaten çalışmalar da bunu göstermekte. O yüzden biz korona hastalığına yakalandığımız zaman daha büyük sorunlar yaşama ihtimalimiz var. Bundan korunmanın tek yolu şu an için başka bir yöntem yok. Aşı olmak zorundayız. Aşı olduğumuz zaman da biz hiç yoktan yoğun bakıma gidişi, hastanede kalacak kadar kötü bir hastalık olmayı engellediğini ispatladık. Bu biliniyor. O nedenle aşı karşıtlığı, aşı olmayalım, yok aşı kısırlık yapıyormuş gibi fikirlere bizim itimat etmememiz gerekiyor. Biz bilimsel olarak yorumlamalıyız. Bilimsel olarak gerçek nedir? Bilimsel gerçek şu. Korona hastalığına yakalandığımızda siperm değerlerimiz kötüye gidebilir. Bu ispatlandı. Bununla birlikte bizim bu kötüye giden değerlerimiz zaman içinde düzelebiliyor. Tamam, bu da ispatlanabilir. Ama bir gerçek var. Aşı olmadığımızda, biz koronaya maruz kaldığımızda işler bizim için kötüye gidebilir. O yüzden en iyi silahımız aşı. Lütfen aşı olalım.